Bu dördüncü anma buluşmamız. Daha önce de Bülent abinin sağlığında rahmetli olmadan önce bu etkinliği yapıyorduk. Sevgili Mehmet Reis, şimdi de kızı Işılay, bu etkinliğin işte yemek tarafını koordine ederek başlattılar. Bugün hem aramızdan ayrılan çok değerli meslektaşlarımızı, büyüklerimizi anarken hem de deprem dolayısıyla kaybettiğimiz meslektaşlarımızı da anmış olacağız. Biraz sonra belki deprem bölgesinde gelen Mehmet Ali Başkanımız oradan da bize mesajlar aktaracak. Aramızdan ayrılan gazeteci abilerimizi, kardeşlerimizi, hocalarımızı anma amacıyla yola çıkmış iken hiç beklenmedik bir şekilde on binlerce canımızı deprem felaketi ne yazık ki aramızdan aldı. Dolayısıyla acımız çok çok katlandı. Bülent abiyle beraber ve işte bugünlere geldik. Necip Demirkent benim gerçekten çok kıymet verdim. Tanışmak ve hatta beraber çalışmak, Türkiye Gazete Federasyonu kuruluşunda beraber olmak kısmetini nasip olmuş bir kişi olarak kendimi şanslı addediyorum. Ve bugün çok acı saatler ve günler yaşadığımız şu dönemde bu etkinlik daha da anlamlı hale geldi diye düşünüyorum. Hepiniz katılıyorsunuzdur sanıyorum benim görüşlerim. Bizler için de bir gün bir anma töreni olacaktır inşallah. Neden? Çünkü hepimiz fanıyız sonuçta. Hepimiz için bu geçerli. Önemli olan tabii ki aramızdan ayrılanları anabilmek, onları yad edebilmek, onların hatırasını yaşatabilmektir. Evet, çok büyük bir felaketle baş başayız. Çok kaybımız var. Kendi meslektaşlarımızı da kaybettik. Onu da biliyorum. Bugün belki 22 yıl evvel kaybettiğimiz babamızı, meslektaşınızı, ustanızı anmak, gene de bugün anmak çok benim için onur verici. Nezih Demirken benim babamdı. Kız çocukları için biliyorsunuz babaları çok büyük kahramanlardı. Ama benim babam değil, sadece benim babam değil, işte anlattığınız gibi Cağaloğlu'nun babasıydı. Bu etkinliğin başlangıcı kuru fasulye pilav buluşmasıydı. Rahmetli Bülent abi öyle başlatmıştı bunu. Ve sonra onun anısına ilk toplantımızı gerçekleştirmiştik. Bülent yardımcı bizim için çok anlamlı ve değerli bir abimiz. Bu mesleğe de çok katkı sağlamış. Hepimizin bir arada olmasına büyük emekler vermiş bir isim. Bu akşam hepimizi Küresel Gazeteciler Derneği'nde buluşturan neden sevgi, saygı ve anılardır. Öncelikle ülkemizin Güneydoğu sınırında gerçekleşen ve 10 ilde etkili olan iki büyük deprem ve sonrasında dün tekrarlanan depremler acılarımızı daha çok büyüttü. Böyle bir dönemde konuşmak çok zor. Hepimizin başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar dilerim. Bu büyük travmayı atlatmak için daha çok dayanışmaya, daha çok desteğe, en önemlisi unutmamaya ihtiyaç var. Türk basın dünyasına yıllarca emek vermiş olan ve aramızdan ayrılan gazetecilerimizi andığımız bu gecede depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve gazetecilerimiz için de Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. İlk olarak sizin de dediğiniz gibi 2009 yılında duayen ekonomi gazetecisi Bülent Yardımcı'yı tüm sevenleriyle anmak ve meslekteki örnek davranışını unutmamak için bir araya gelmiştik. Yine hatırlanacağı üzere Bülent Bey'le bir görüşmemizde bana kuru fasulye günü yapalım, tarımda sorunları ve çözüm önerilerini konuşuruz demişti. Aramızdan ayrılan ve andığımız isimlerin en sıcaklarından biri Metiner Sezer. Çok yakın tarihte ve şu anda burada bulunan neredeyse herkesin bir şekilde dokunduğu, sohbet ettiği, konuştuğu bizim her salı toplantı yaptığımız değil mi Ahmet abicim? Evet. Her salı toplantı yaptığımız ve toplantılarda bize bile muhaliflik yapan çok değerli bir arkadaşımız, çok sevgili bir arkadaşımız. Metiner Sezer'i anlatmak için aslında bir yazı yazmıştım buraya gelirken. Sonra dedim ki ya babamın arkadaşlarına babamı satmaya gerek yok. Yazıyla falan anlatılmaz bu. Onun hakkında söyleyeceğim bir iki şey var dedim. Bunu zaten biliyorsunuz.
babamı izlerse zerlendiği zaman iki şey gelir benim aklıma. Birisi cömert bir insan. Gerçekten cömert bir insandı. Yüzündekileri her zaman paylaşmayı bilen bir insandı. Ve ikincisi de çok iyi bir dosttu herkes için. Buradayım çünkü geçmişte bu mesleğe emek vermiş herkesi saygıyla almak ve bizi bu noktaya getirdikleri için, önümüzü açtıkları için, öğrettikleri için bir de teşekkür borçluyuz. Rahmetli Nezi abi, ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doktora yaparken tez hazırlıyordum medya ekonomisiyle ilgili. Ziyaret edip söyleştiğim insanlardan biri de rahmetli Nezi abiydi. Orada yaptığım görüşme kitapta da yer aldı. Çok böyle enteresan, güzel notlar, öneriler söylemişti, görüşler dile getirmişti. Bu vesileyle Allah'tan rahmet eylesin diyorum, ruh şad olsun diyorum. Bülent Yardımcı ile Ekonomi Muhabirler Derneği'nde uzun süre çalıştı. Son derece değerli bir insandı. Bülent abiye de rahmetler diliyorum. Metin Ersezer gazetede birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Yine ona da rahmetler diliyorum, ruh şad olsun diyorum. Akkuşan benim sadece yol arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım değil, babam da, abim de, kardeşim de. Bu sektör hem denizcilik sektörü hem basın sektörü çok önemli bir kalemi. Çok genç yaşta kaybettik. Nurlar duysun. Biz de böyle bir eleman, böyle bir muhabir, böyle bir arkadaş yetiştirebiliyor muyuz? Sevgili Günsel ablam, işte Kazım Kılınç abilerim, Mehmet Ali Doğan, hepimiz şu anda işin içerisindesiniz. Bizim de arkamızdan ya Günsel abla böyleydi, Kazım abi böyleydi, bak bana elimden tuttu, kefil oldu diye Celal Başkanım, değil mi? Tüm abilerime, büyüklerime öyle diyorum. Sevgili mefad eden hepsine Allah rahmet etsin, dua ediyoruz. Ne güzel bir araya geldiniz. Ben Mesutçe için birkaç şey söylemek istiyoruz. Çünkü birlikte çalıştığım bir insandı. Nezih Bey'le birlikte aramızda olmayan aynı ekipten Seçkin Türesay var. Efendim Erol Türeylül var. Daha çok arkadaş var. Bu ikisini sayın. Hepsinin ruhları şad olsun diye. Nezih Bey'i ben 1972 yılında tanıdım. Yerel gazeteciliği ele almak lazım. Yerel gazeteciliğe çok önem veren bir insandı. Yerel medya ile ilgili sevgili Didem Demirkent'in biz yerel medyada işte gazetesi kapanan, yayını kapanan arkadaşlarımıza kapılarımızı açmaya hazırız şeklinde bir mesaj oldu. Yani daha somut hale nasıl getirilir önümüzdeki günlerde konuşulur ama böyle bir ön fikir oluştu burada. Yerel medya ile ilgili zaten hep Nezih abi yerel medyayla ilgili olmuştu. Hatta bu bölge temsilcileri ya da kentlerdeki sayfaları yapma olayı onunla başlamıştı. Belki işte yerel medyada gazetelerin çıkmadığı bir dönemde siz sayfalarınızı ya da işte sütunlarınızı onlara açabilirsiniz.